Herkese merhabalar arkadaşlar. Olympics kanalına hoş geldiniz. Günün sorusu serisinin 5. videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün kardeş ülke Azerbaycan'a gidiyoruz. 2017 yılında Azerbaycan Matematik Olimpiyatlarında çıkmış bir soruyu sizlerle beraber çözmeye çalışacağız. Buradan Azeri izleyicilerimize de ayrıca selamlar, sağlam kalın diyoruz ve videomuza geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sorumuz şu şekilde. Bir kümedeki elemanların toplamına o kümenin ağırlığı diyelim. Örneğin 3, 5, 7 kümesinin ağırlığı 3 artı 5 artı 7 15'tir. Buna göre 1, 3, 5, 7 nokta nokta 19 kümesinin bütün alt kümelerin ağırlıkları toplamı kaçtır? Arkadaşlar şöyle. Diyelim ki bize bir küme verildi. Mesela bu kümenin sadece elemanları 1 ve 3 olsun. Bu kümenin ağırlığı kaçtır? 1 artı 3, 4. Başka bir küme verilsin. Diyelim ki elemanları 2, 3 ve 5'ten oluşsun. Bu kümenin ağırlığı kaç? 2 artı 3 artı 5, 10. Sonra da şu şekilde bize 1, 3, 5 böyle birden 19'a kadar tek sayılardan oluşan bir küme verildiği zaman bu kümenin bütün alt kümelerinin ağırlıkları toplamı kaçtır diyor. Şimdi bu kümeyi bir tanımaya çalışalım. 1'den 19'a kadar olan sadece tek sayılar var. Eleman sayısını bulalım. Eleman sayısı 19 eksi 1 bölü 2 artı 1'den 10. Bu kümede tam olarak 10 tane eleman var. Peki bizden alt kümelerinin ağırlıkları toplamını istiyor. Dolayısıyla bir alt kümeleriyle uğraşmamız gerekiyor. Kaç tane alt kümesi var? En elemanlı bir kümenin 2 üzeri n tane alt kümesi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla toplam alt küme sayısı 2 üzeri 10, o da eşittir 1024 buluyoruz arkadaşlar. 1024 tane alt kümesi varmış. Bu alt kümeler nasıl? Mesela bir elemanlı alt kümeler var. Onun birlisi eşittir 10 tane. Bir elemanlı alt kümeler var. Bu da sadece kümenin elemanlarının, yani mesela sadece 1, sadece 3, sadece 5. Adedi kümenin elemanları adedince bir elemanlı alt kümeler var. İki elemanlı alt kümeler var mesela. Onun ikili kombinasyonu, o da eşittir 45 tane tam olarak. İki elemanlı alt kümeler var. Mesela bu iki elemanlı alt kümelere örnek verelim. 1, 3, 1, 5, 1, 7, 7, 11, 7, 13, 9, 13, 9, 17. Bu şekilde iki elemandan oluşan alt kümeler var. 3 elemanlı alt kümeler var. 4 elemanlı. Bu şekilde 10 elemanlı kümenin kendisine eşit olan alt kümemiz var. Ve arkadaşlar herhangi bir alt küme aldığımızda, mesela 3 elemanlı bir alt küme alalım. 3, 5, 7 olsun. Bu kümenin ağırlığı kaç? 3 artı 5 artı 7'den 15 oluyor. 1024 tane alt küme var ve her bir alt kümenin ağırlığının nasıl hesaplandığını biliyoruz. Bütün bu alt kümelerin ağırlıklarının toplamı kaçtır? Eğer bunları tek tek, yani bu 1024 kümenin ağırlığını tek tek bulup toplasak, bu gerçekten işin içinden çıkılmaz bir hale gelirdi. Yani bir şekilde yapılırdı da çok uzatmış olurduk arkadaşlar. O yüzden burada dünkü soruda da yaptığımız gibi bir hile yapacağız. 1024 tane alt kümenin her birinin ağırlığını ayrı ayrı bulup toplamak yerine bu elemanlar bu 1024 alt kümede kaçer defa geçiyor, bunlara bakalım. Mesela bir elemanı 1024 tane alt kümenin kaç tanesinde var? Bunu bulduğum zaman bu benim işimi bayağı rahatlatacak. Çünkü her bir alt kümenin ağırlığını ayrı ayrı bulup toplamak yerine ben her bir eleman kaçer defa geçiyor bunu bileyim. Diyelim ki mesela bir elemanı 200 defa geçsin. Dolayısıyla bütün bu toplama katkısı 200 çarpı 1, 200 oluyor. Diyelim mesela 3 elemanı 300 defa geçsin bu alt kümelerde. Dolayısıyla 300 çarpı 3 eşittir 900 kadar bütün bu ağırlıkların toplamı olan ifadeye katkı sağlıyor. Peki nasıl bulacağız bunu? Mesela bir elemanı bu alt kümelerin kaç tanesinde var? Şöyle. Bir elemanını sabitliyoruz. Şöyle bir elemanını sabitledik. 9 eleman kalıyor geriye, değil mi arkadaşlar? 9 elemandan ne kadar alt küme, yani 9 elemanlı bir kümenin ne kadar alt kümesi var? 2 üzeri 9, 512 tane. Bu her bir alt kümenin yanına sabitlediğimiz biri eklersek aslında bu 10 elemanlı bir kümenin içinde bir elemanının geçtiği bütün alt kümeleri bulmuş oluruz. Yani bir elemanın geçen 2 üzeri 9, o da eşittir 512 tane
alt küme var. Sebebi anlaşıldı mı bu 2 üzeri 9'un arkadaşlar? Bir daha tekrarlıyorum. Şu şekilde bir elemanını ben sabitledim, fixledim. Onun dışında 9 tane eleman var. Bu 9 tane elemandan oluşan kaç tane alt küme var? 2 üzeri 9, 512. Bir elemanını da bu alt kümelerin herhangi birini eklersem 10 elemanlı bir kümenin biri kesin içeren alt kümelerinin sayısını bulmuş olurum. Bu da 2 üzeri 9, 512. Ama bu bir sayısına özel bir şey değil. 3 içeren alt kümelerin sayısı da aynı şekilde bulunabilirdi. 5 içeren alt küme sayısı da aynı şekilde bulunabilirdi. Dolayısıyla aslında kümenin her bir elemanının geçtiği alt küme sayısı 2 üzeri 9, 512 kadardır. Bu ne demek? 512 tane 1 var. 512 tane 3 var. 512 tane 5 var ve bütün kümelerin ağırlıkları toplamını bulurken ben içindeki 1'leri topluyorum. İçindeki 3'leri topluyorum. İçindeki 5'leri topluyorum. Yani bütün kümeleri bulup ağırlıklarını toplamak yerine bu şekilde bir toplam yapıyorum. Bu böyle devam ediyor. 512 tane en son 19 var. Bu sonucu bulduğu hesapladığımız zaman aslında bütün alt kümelerin ağırlıklarını toplamını bulmuş oluyoruz. 1'den 19'a kadar olan sayıların toplamının arkadaşlar 100 olduğunu rahatlıkla hesaplayabilirsiniz. Dolayısıyla 512 çarpı 100 51.200 buluyoruz. Çok zor olmayan bir soruydu arkadaşlar ama yine de düşünce stil açısından bir şeyler kazandıran soru tiplerinden. Siz de bu tarz videoların, bu tarz soruların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.